Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Çiçeğimi artık asma zamanı geldi. Şöyle üçlü bir askı aldım, arkası yapışkanlı. Bir tanesini kestim, şuraya yapıştırdım. Şimdi bunlardan birini büyük ihtimalle şuraya yapıştırırım. Nerede? Şuraya yapıştırırım. Diğerini de biraz daha ileri yapıştırırım. Ama bunu kesmem lazım. Kesilmesi de çok zor gerçekten. Bıçakla keseceğim şimdi bunu. Şu an çok mutluyum çünkü sonunda kurtlarım geldi. Beraber açalım. Hadi durun, ben bunu açtıktan sonra size göstereyim. Şu şekilde görünüyor. Çok güzel. Şimdi bunları takalım. Şöyle vidalar da göndermişler. Bu bambum annemlerdeydi. Biraz bakımsız olduğu için çürümeye başlamış. Şurada da pazardan aldım. Yine dediğim gibi 8 hafta önce gittim. Pazara bugün gittim. Şöyle ıspanak aldım. Roka. 2 tane de şu kara turplardan aldım. Soğan. Dereotu. Yani bunların bizi bir 2 haftalık alışveriş yaptım. Yani pazar alışverişi. Ben bunları iyice muhafaza ediyorum yani. Önce peçeteye, daha sonra vakumluyorum poşetleri. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şuradan da yeni turşu için böyle 2 tane kelek aldım. Daha sonra konişin turşu aldım. Bunları suya koyacağım. Biraz daha canlansınlar. Şurada da 2-3 tane şunla, bunlar artık kış salatası olduğu için güzel oluyor şu turplar. Şurada peynir aldım. 450 gramlık, evet, aldım. Muz aldım. Şöyle tatlı biber aldım kıl biberlerinden. Tekrar şuradan bir acı biber aldım. Bazılarını turşu için kullanacağım. Benim kızım da turşu sevdiği için yani onu ayrı tutmayı düşünüyorum. Bize de şu biberleri katarım. Şu şekilde brokoli aldım. Bir de kabak aldım bu şekilde. Bir de şal aldım. En son bir 5 yıl önce kendime eşarp falan almıştım. Yani yakın zamanda hiç hatırlamıyorum. Çünkü hep doğum günlerimde geliyordu ya da böyle alıyordu mu vardı yani. Gerek duymadım almaya. Şöyle bir eşarp aldım. Picasso yazıyor markası. Bir de 2 tane böyle şal aldım. Benim şalım yanmıştı. Bir de bayağı bir yıpranmıştı diye. Böyle 2 tane de şal aldım. 30 lira alıyordum ben. 30'du herhalde. 25 mi? 30'du almıştım. Sanırım şu an 100 TL olmuş. Alışverişim bu kadar. Şimdi burayı hepsini toplayacağım. Ondan sonra efendim kızım. Kızıma da şu kitabı aldım. Onu göstereyim kızım. Şöyle beraber boyama kitabı. Büşra bu aralar boyama çok seviyor. Hatta dedesinin evinde bu şekilde resim çizdi birazcık. Hatta burada yılanın gözünü de maviye boyamaya çalışmış. O zaman bizim boya kalemlerimiz yoktu. Evde kaldığı için tükenmez kalemle boyanmış. Değil mi kızım? Evet. Biz bunu beraber boyayacağız seninle. Doğru mu? Evet. Ben bana boya almışım. Evet, senin boyan odada boya kalemleri. Bunu da Büşra'ya aldık. Bununla beraber Büşra'yla boyarız değil mi Büşra'cığım? Ama şimdi boyayacağım. Peki Büşra'nın tokasının güzelliği çok tatlı. Ben burayı toparlamaya başlayayım. Evet, çalışıyorum. Bugün de çalışacağım. Dün izin günümdü. Şimdi bulaşıklarımı hepsini çıkarıp yerleştireceğim. Bir yandan kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıda sucuklu yumurta olacak. Pazar günü olduğu için, şimdi yani evde olduğu için patates kızartması da yapmak istedim. Dün pazar vardı ama eşyalarım çok olduğu için salatalıkla domatesi almadım. Evde herhalde vardı yani. Birer tane tek kalmış. Neyse, şurada da patateslerim var. Sıçramasın diye biraz un ekledim.
arada çayım demlenmiş. Yani kırmızı biber soslayıp baharatlamıştım. Ya sirke, yani daha önceki videolarda zaten yapımını yapmıştım. Kahvaltılık için bu sosu da çıkardım. Bunu da yeriz. Neyse, şu an kahvaltı bir yana hızlı olmam lazım. Çünkü bugün hem hafta sonu biraz da geç kalktık. Mesaime yetişmem için biraz hızlanmam lazım. Şu an kahvaltı hazır. Çayımız. Şu an kahvaltımız hazır. Yeşillikleri koydum. Yine pazardan aldım. Salata. Sucuklu yumurta. Patates. Soslu biber. Peynir, zeytin, çay. Ve tandır ekmeği. Kızım, yumurtayı mı patlattın? Afiyet olsun. Hadi tavuklarımı üstüne koydum. Bunlar yavaş yavaş kendi kızarsınlar. Şu şekilde olsun. Ağzını kapatayım. Çünkü benim şu an çağrım başlamış. Çağrı süre. Yani mesaim başladı. Şu an mesaim başladı. Şurada da yine turşuluk için aldıklarım şalgamları ve iki tane kelet görüyorsunuz. Bir de buradan bir karnabahar var. Bunlar da müsait oldukça gelir doğrarım. Mesaim başlamış ama şu an yani aradayım, yani 5 dakikalık kısa bir mola aldım. Kızım da burada oynuyor. Şu şekilde. Sayı kızımın odasına bıraktım. Büyük ihtimalle zaten istifa edeceğim. Kaç gün kaldı? Şimdi idare edeceğiz. Kızımı eve götüreceğim. Mandalina. Su götürdüm. Bir de mandalina. Kızım kendisi soyabiliyor. Sadece ucunu açtım. Kızım bunu soyup yesin. Ben de çağrıma devam edeyim. Şu an çare devam ediyorum. Etimi de üstüne koydum. Kısa bir mola aldıktan sonra. Karnabaharımı arada doğrayacağım. Müsait olduğum oldukça. Yani turşumu geciktirmek istemiyorum. Kaldıklar. Sebzeler biraz yumuşuyor. O da güzel bir tat vermiyor. Böyle yavaş yavaş yaparım yani. Çağrım bitene kadar. Kısma şu şekilde cacık. Bir de patates vardı sabahtan kalan. Biraz da ketçap bıraktım. Ekmek de yesin. Ben de şurada bir yana et yavaş yavaş kendi pişiyor. Daha sonra bu yemeğe devam edeceğim yemek saatinde. Şu an kısa bir mola daha aldım. Namazımı, ikindi namazımı kılmak için. Sonra yine devam edeceğim. Zaten molalarım çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Şimdi saat 19.03. Şurada da görüyorsunuzdur. Şu an kızım kucağımda. Yanıma gelmek istedi. Yani yemek yedik. Biraz mutfağı toparlayayım dedim ama olmadı. Biraz turşuları doğradım. Turşu malzemelerini aslında. Zamanım bitti. Yani koştur koştur geldim. Artık yatsı namazını da gece 12'den sonra büyük ihtimalle kılarım. Çünkü hiç vaktim kalmadı. Öyle kızımla devam ediyoruz. Zaten bu gelişle büyük ihtimalle istifa edeceğim. Bakalım. Hayırlısı. Demek ki nasibimiz de buraya kadarmış. Yapacak hiçbir şey yok. Benim kızım bana çok ihtiyacı var. Şu an kızım uyuyor. Şurada uyuyor. Daha mesaim bitmesine çok var. Saat daha yeni 9.30 olacak. 12'de bitecek. Bakalım. Yani çok şükür bugün hat biraz sakin. Sonunda bitti. Bugünlük de bitti. Çok yoruldum. Gece 12. Dinlenme zamanı. Şimdi arkadaşlar, bilgisayarımı toplama vakti. Burayı toplayacağım. Götürüp teslim edip istifamı edeceğim. Hadi hayırlısı. Şu şekilde topladım. Böyle karışmasın diye. Sonuçta emanet. Kulaklık. Kurulma getirdim eşyaları.
Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.